Merhabalar, ben Satı, Meleksu Elinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karpuz pasta tarifiyle geldim. Ispanağın mevsimi geçmeden bu pastayı yapayım istiyordum. Çok da canım çekiyordu. Ama yeğenimin doğum gününe denk getireyim dedim. Biliyorsunuz ben yeğenlerimin doğum gününü buradan pasta yaparak kutluyorum. Bugün Ahmet Kerem'in doğum günü ve 4 yaşına bastı. Rabbimden ona sağlıklı, hayırlı bir ömür diliyorum. Seni çok ama çok seviyorum teyzem. Buradan kocaman kokulu kokulu öpüyorum. Yorum kısmına iyi ki doğdun Ahmet yazarsanız mutlu olurum. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. İlk önce kekimizi yapalım. Ben çırpma kabına 3 tane yumurtamı kırmıştım ve diğer malzemelerimi de hazır ettim. Üzerine 2 kahve fincanı toz şekerimi ekliyorum ve mikserimle yaklaşık 4 dakika kremamsı kıvam alana kadar çok güzel bir şekilde çırpıyorum. Yumurtamı ve toz şekerimi çok güzel bir şekilde çırptım. Görmüş olduğunuz gibi hem rengi açıldı hem de kıvamı kremamsı oldu. Daha sonrasında da aynı fincan kullanarak bir fincan sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bir fincan da yoğurt ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Ispanak püresini ben fazla yaparak buzluğuma atıyorum. Nasıl yaptığımı da sizlere detaylı bir şekilde videosunu daha öncesinden çekmiştim. Yukarıya link olarak eklerim, izlersiniz. Ben bugün yine tekrardan buzluğumdan çıkarttım. Miktar olarak da 200 ml'lik su bardağımın yarısı kadar, yani yarım su bardağı kadar kullandım. Üzerine bir paket vanilya ekleyelim. Ölçü olarak hep aynı fincanları kullanın ama tabii ki de hani yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden birazcık miktar olarak değişebilir. Ben un olarak 5 kahve fincanı kullandım ama sonuncu kahve fincanını kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumu ekledim, daha sonrasında da bir pakette kabartma tozumu ekliyorum ve tekrardan çok güzel bir şekilde de çırpıyorum. Unumu yedirdikten sonra mikserimi kaldırıyorum. Daha sonrasında da ben spatulayla bu şekilde kenarlarını bir dolandırıyorum. Çünkü bazen un kalıntısı kalabiliyor. Hem de sizlere kıvamını gösteriyorum. Kalıp olarak bunu kullandım. Her tarafını yumuşak tereyağıyla yağladım. Bu kalıbın kenarları boşluk oluyor. Orta kısmında birazcık yüksekte kalıyor. O yüzden de keki ters çevirdiğimiz zaman güzel bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde de üzerini doldurmamız çok daha kolay oluyor. Gerçekten çok da kullanışlı, tavsiye ederim. Kek harcımı döktükten sonra birkaç kez tezgahıma vuruyorum. Hava kabarcıkları çıktıktan sonra da önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Arada sırada da kontrolünü yapın. Üzerine eklemek için de vanilyalı puding tercih ettim. İsterseniz krema da pişirebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Ben vanilyalı puding tercih ettim. Vanilyalı pudingimi tencereme boşalttım. Üzerinde 4 su bardağı yazıyordu ama ben 3,5 su bardağı ekledim. Çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra da ocağıma aldım. Üzerinde önerilen süt miktarını yarım su bardağı eksilterek 3,5 su bardağı kullandım. Çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra da ocağımıza alalım. Karıştıra karıştıra da pişirelim. Küçük bir tenceremize 1 yemek kaşığı nişasta ve 250 ml'lik su bardağıyla da vişne suyu ekleyelim. İyice de karıştırdıktan sonra ocağımıza alalım ve karıştıra karıştıra pişirelim. Bu pastamızın üzerine kırmızı halini alabilmesi için ben bugün vişne kullandım ama isteğe bağlı nar suyu da kullanabilirsiniz. Bu arada arada sırada pudingimizi de karıştıralım, üzeri kabuklanmasın. Kekimi fırından çıkarttım. Daha sonrasında ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine bir tepsi kapatarak ters çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi orta kısmı çukur. Bu şekilde de yapmış olduğumuz malzemeleri doldurmamız çok daha kolay oluyor. İlk önce pudingi ekliyorum. Daha sonrasında da kırmızı sosumu ekliyorum. İsteğe bağlı çekirdeklerini oluşturabilmek için de evinizde damla çikolatanız varsa bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. İlk önce bir oda ısısında soğuttum. Daha sonrasında da buzdolabıma kaldırdım. 2 saat falan dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Yapımı kolay, görsel olarak çok şık ve lezzet olarak da gerçekten garantisini veriyorum. Mutlaka da tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.